Evet, yani ben de susuyorum ama tamam, kafa karışıklığı çok ciddi anlamda var ama bir de değil yani kızlar. Emek var ya. Yani yapmayın bu kadar. Siz biliyorsunuz, sizler, özellikle siz yaşadınız bu iş değil mi? Nasıl kolay hazırlanılmıyor. Yani bu kız dışarıda bir karşılama yaptı. Özendi. Yani hiçbir uyum olmasa da şu kanepeyle ve bu kanepenin tonu uyuyor mesela. Bu güzel, okey. Mutfağında güzel bir iki parçası var. Dönüyorum, masası. Güzel emekler vermiş, en azından lezzetli şeyler hazırlamış. Dönüyorum, yatak odasına bakıyorum. Hani bir de değil ya. Yani bir değil. Evet, kafa karışık. Evet, yanlış şeyler var. Ben de yorumumu yapacağım finalde. Ama bir değil. Yani bir Kesinlikle. değil. Hayır. Hüzünlendiğiniz insanız. Haklısın. %100 karışıklık var. Yani anlatacağım hepsini, ben de finalde söyleyeceğim ablacığım. Eminim ki sen Ya eşinle en birlikte azından el ele verip o eksiklerini düzelteceksin. ya Şimdi dönüyoruz, perdeye bakıyoruz. Evet, pahalı bir perde. Başlı başına, tek başına güzel bir perde. Bu perdeyi buraya koyduysan bu orta sehpayı buraya koymayacaksın. Okey? Misal veriyorum. Evet. Tamam mı canım? Şu şık duvarı yaptıysan şuraya şunu yapıp üstüne kelebeği koymayacaksın gibi. Yani aslında güzel parçalar var ama fazla fazla yaptığın için karışıklıktan şu an gidiyor puanlar. Evet. Sen bunu anlatmaya çalıştın biraz Evet. önceki Evet. tebessümünle Evet. ama bir puan da gerçekten hak Ya ettiğini düşünüyorum. sunulmasam gerçekten çok özenli bir masaydı. Yani kendiniz gördünüz. En Çatalı, kaşığı, azından bardağı. setten geldikten sonrasında ben gün boyu ona özendim. Gece boyunca ben onlar için misafirperverliğim için daha doğrusu uğraştım ama değmiyorlarmış. Tamamen bence ağlayarak ekranlara oynadı. Bir tanem Julie ile devam etmek istiyorum. Lütfen toparlan. Olur, anlıyorum. Yarışma psikolojisi. Bir şöyle bir derin nefes al. Topla kendini. Julie, puanını görelim canım lütfen. Benim sana puanım. İki puan. Teşekkür ederim Jüni. En azından sen gene diğerlerine bakaraktan daha iyi bir puan verdin ve ben bunu hak ediyordum bence. Birileri ben asla hak etmiyorum ve ben onların beni rakip gördüklerini düşündükleri için o puan verdiklerini düşünüyorum. Çünkü parça parça her şeyi çok beğenip acaba nerede eksik bulsam, acaba nereden puan kırsam diyerekten onun hırsına girdiklerini Ben düşünüyorum. niye yine de şöyle söyleyeyim, niye 2 puan verdim? Çünkü emek verdi açıkçası. Ben kadın olarak da katılıyorum. Zor bir iş yani, zor bir şey. Evde kat kat eşya koymasa, ben sadeciyim yani. Biliyorum, söylemiştin. Kat kat eşya koymasaydı daha yüksek puan da verebilirdim. Jüri, benim evimde her şey bir bütündü. Burada her şey farklı. Ben nasıl Hilal'le aynı puanı aldım senden gerçekten merak ediyorum. Aşkım, diyelim ki ilk katılmak ve özür dilerim. Keşke sana şeyden sonra da Daha fazla söylemiştim. bir puan vermiş Ha, olsaydım evet. demek istiyorsun. Daha Ama fazla. işte buradaki emeğe Ha, sendeki de şıklığa vermek evet. istedi. Eşitledi puanlarınızı. Evet. Yani Ama ikinci günden sonra katılsaydı daha daha farklı ha, daha olabilirdi. Ama farklı ben bunun olabilirdi için ne yani. diyorum size? Lütfen düşünün puan vermeden önce. Evet. Yarın Evet. öbür günü düşünün. Evet. Yapmayın bu Evet. şekilde. Ben zaten sizin eksik bıraktığınız puanları vallahi de tamamlayacağım, billahi de tamamlayacağım. Bu evin hakkı bir miydi? Asla değildi. Ben eksilen puanları tamamlayacağım. Toplamda sen gelinlerden 5 puan aldın. Şimdi ben senin için puan kullanıyorum. Tamam Aslan. Ah, ne yazık ki Hilal gelin çok üzüldü puanlara. Yani ağlamasına da dayanamadım. Onu çok iyi anlıyorum. Tabii ki herkesin evi çok özel ve çok kıymetli. Ben de olsam ben de üzülürdüm. Kızlar da şunu söylüyor. Çok fazla fazla var her şeyden. O da bir
noktadan sonra olumsuza götürüyor her şeyi. Her şeyin hani azı karar çoğu zarar vardır ya. İşte tam da böyle bir şey var burada. Bak her bir parçan özel ve güzel. Ama bu parçalar bir araya geldiğinde olmamış. Aslında kızların itirazı buna. Ama yine de ben bir puanı çok az buldum. Döndüğümde mutfağın dolap rengini çok sevdim. Aslında yatak odanda ilk bakışta güzel ama o yatak odanda varaklı, kirli sepeti, taşlı, varaklı, kirli sepeti olmamış ablacığım. Ne gerek var? Ne gerek var? Verdiğin emekler için çok teşekkür ediyorum sana. Bir puan mıydı hakkın? Hayır değildi. Ben o bir puanların üstüne koyacağım ve cuma günü benim puanımı göreceksin. Ellerin emeklerine sağlık, sana ve eşine çok teşekkür ediyorum canım benim. Mutluluklar diliyorum yuvanda. Evet, her şey için çok teşekkürler ediyorum bir tanem. Benim puanımı cuma günü göreceksin. Hepinizi çok çok iyi anlıyorum, anlamaya çalışıyorum. Seni de çok iyi anlıyorum. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Senin de, gelinlerimin de emeklerine sağlık. Yarın Julie sendeyiz. Haftanın dördüncü gününde Julie'deyiz. Çok merak ediyoruz Julie. İnşallah. Çok merak ediyoruz. Sade bulursun. Ankara'nın neresindesin? Gölbaşı'da. Gölbaşı'na geliyoruz. Evet. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında Ankara Gölbaşı'nda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim, bizimle kalın.